Ankara'dayım. Başkent'te teknoloji ve verimlilik fuarı. Bu sene dördüncüsü düzenleniyor. Ben bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinde, Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Japonya'da ve Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde teknoloji fuarlarını, otomobil fuarlarını ve ulaşım araçları fuarlarını izledim. Ve beni sevindiren bir gelişme Anadolu'da. Sadece İstanbul'da, Türkiye'nin en fazla ekonomik faaliyetlerinin olduğu bölgelerde değil, Anadolu'da da. Ki Anadolu'da sembol şehrimiz Ankara'da böyle bir fuarın yapılmasından ötürü memnun oldum. Pandemi normalleşmesinin içinden geçiyoruz. Vakalarda bir azalma var. Toplu mekanlarda da maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmekle birlikte biraz daha rahatladığımız bir ortamda, bir dönemde böyle bir fuar gerçekleşti. Ve gördüğüm kadarıyla büyük bir katılım var, büyük bir enerji var ve dinamizm var. Kimler var bu fuarda? Gençleri görüyorum. Çok sayıda öğrenciyi görüyorum, akademisyeni görüyorum, kadınların teknolojiye olan ilgisini görüyorum, fark ediyorum ve bu beni çok memnun ediyor. Bu fuarın her iki bacağı da, yani hem teknoloji tarafı çok önemli, hem de verimlilik. Özellikle verimlilik bizim Türkiye'de çokça ihmal ettiğimiz önemli bir konu başlığı. Bu konuya daha çok eğilmemiz halinde ben kurumlarımız, kuruluşlarımız açısından son derece olumlu sonuçlar doğuracağını tahmin ediyorum. Ankara'da Bilim Üniversitesi'nin öncülüğünde düzenleniyor bu fuar ve paydaşlar var, katılımcılar var, sponsorlar var. Destekleyen bakanlıklar arasında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı var, Gençlik ve Spor Bakanlığı var, Çevre, Şehircilik ve son dönemdeki yeni adıyla İklim eklendi, İklim Değişikliği eklendi bu bakanlığa. Yani içinde hem çevre var, hem şehircilik var, hem de iklim değişikliğini takip eden birimler var. Ve bir taraftan da Türkiye'de son dönemin çok önemli kurumlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı var. Savunma Sanayi Başkanlığı olunca burada Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşları da temsil ediliyor. Bir taraftan telekomünikasyon şirketlerini görüyorum. Tam karşımda Renault var, dışarıda TUSAŞ'ı gördüm, Aselsan var arkamda. Yani Türkiye'de üretime, teknolojiye, inovasyona katkı veren, yapay zeka kullanan ve teknolojik gelişmeleri takip eden kurum ve kuruluşları görüyorum. Şu anda hepsi burada standındayım. Birazdan burada kanaat önderleriyle, teknoloji konusunda fikri olanlarla, projesi olanlarla, kadın girişimcilerle konuşacağım. Ve ana hatlarıyla bu yılki fuarda neler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şu anda hepsi burada standında bulunuyorum. İki kıymetli hanımefendinin tam ortasındayım. Kimler olduğunu bir tanıtayım. Sayın Duygu Aktaş bizimle beraber hemen yan tarafta. Merhaba. Kısaca bir lütfen kendinizi ve unvanınızı da söyleyin. Hay. Ben Duygu Aktaş. Hepsi burada Girişimci Kadınları Teknoloji Gücü Program Koordinatörlüğünü yapıyorum. Son 5 yıldır kadın girişimcilerin teknolojiyle ekonominin bir parçası olması, teknolojiyle tanışması ve dijitalleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Her şeyden önce 2017 Mayıs ayında Girişimci Kadınları Teknoloji Gücü Programı'yla Türkiye'de tekrar bir ilke imza atarak bugün 30 binden fazla bireysel kadın girişimci, 132 tane kadın kooperatifi, 30'a yakın sivil toplum kuruluşuna dijitalleşmelerinde bir... Dokunuyorsunuz onlara yani. Elbette. İşbirliği yapıyorsunuz veya yönlendiriyorsunuz. Evet. Çok iyi sayılar bunlar yalnız. Bu kadar beklemiyordum ben de. Teşekkür ederim. Kısa zamanda. Evet. Dün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın düzenlediği bir çalıştaylaydık açıkçası. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için neler yapabiliriz diye düşündük. Aslında baktığımız zaman tarım, teknoloji ve ekonomik kalkınma bunlar aslında birbirlerine çok bağımlı ve birbirlerine çok birleşik konular. Aslında hem kırsal ve kırılgan alandaki grupların güçlendirilmesi, o kadınların güçlendirilmesi, o çocukların güçlendirilmesi, Türkiye'nin güçlendirilmesi aslında burada bir domino efekti de oluşturduğumuzu ben düşünüyorum. Türkiye'li kadınlar çok çalışkan, üretkenler. Kendi dijital bariyerlerini
kırmaları için biz hepsi burada olarak onlara 5 yıl önce bir çağrı yaptık. Onlar da bizi bu çağrıda yalnız bırakmadılar. Konu teknoloji olunca gençlerle birlikte olmak ve aynı zamanda teknolojinin içindeki kadınlarla da birlikte olmak oldukça kıymetli. Biz sadece teknoloji alanında bugün bu standta görmüş olduğunuz teknolojik ürünler değil, aynı zamanda memleket için faydalı olabileceğimiz diğer projelerde de canla başla çalışıyoruz. Çok güzel. Hemen sizi de doçent doktor Leyla Türker'i tanıyalım. Kendisi bir aynı zamanda akademisyen ve bir girişimci. Şu anda arkamızda görmüş olduğumuz kurumun da kurucusu. Evet, merhabalar efendim. Teşekkürler. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Tedfit Giyilebilir Teknolojiler markasının kurucusu ve CEO'suyum. 2015'ten beri giyilebilir teknolojiler ve sanal gerçeklik metaverse üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Somut projeler ve ürünler olarak baktığımızda siz Hepsi Burada ile birlikte bir işbirliği platformu kurdunuz. Burada hangi ürünleri geliştiriyorsunuz, hangi ürünleri sunuyorsunuz, arz ediyorsunuz? Bir onları da anlatır mısınız lütfen? Bizim iki alanımız var. Bir tanesi giyilebilir teknolojiler. Kemik iletimli kulaklık tasarımlarını Türkiye'de gerçekleştirdik. Türkiye'den globale, ulusaldan globale açılan bir şirket olarak devam ediyoruz. Bu arada da Hepsi Burada'ya çok teşekkür ediyorum. Kadın girişimci olarak bizi platformlara da taşıyorlar. Birlikte olmanın gücünü yaşıyoruz. Bu nasıl bir araya geldiniz Hepsi Burada'yla? Bir etkinlikte Duygu Hanım'la tanıştık. Zaten Hepsi Burada'da bir işbirliğimiz 2019'dan beri devam ediyordu. Peşinden de burada da tekrar kendileriyle bir aradayız. Gençlere, genç kızlara, kadınlara bir çağrı yaparsanız eğitim alanında, girişim alanında ne yaparlarsa böyle sizin gibi başarılı sonuçlar elde edebilirler. Onları böyle cesaretlendirecek birkaç şey söyler misiniz? Asla yılmasınlar. Her gün üzerine hayallerinin gitmek için bir adım daha, bir adım daha atsınlar. Elbette hepimizin karşısına birçok sorun çıktı. Biz bunları yaptık, anlatıyoruz ama sorunlarla karşılaşmadık değil. Ama yılmadan, arkasında durarak, yaptığınız işe inanarak ve hobi gibi devam ederek. Çünkü iş olarak gördüğünüz zaman bir yerde tıkanıyorsunuz. Bu bizim artık bir hobimiz ve sevdiğimiz mesleğimizi icra edince yorulmuyoruz da. Aslında buradan tüm kadın girişimcilere seslenmek istiyorum. Lütfen adım atın ve hayalinizdeki işi kendi oluşturduğunuz bariyerlerle hapsetmeyin. Lütfen gelin katılın. Haftanın 4 günü eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda canlı sınıf eğitimlerimiz pandemiye kadar devam etti. Ondan sonra da online olarak kadın girişimcilerimizin ellerini hiç bırakmadık. Doğal olarak ihtiyaç duydukları teknolojik, dijital tüm eğitimlerde yanlarındayız. Bekliyoruz ekonominin bir parçası olması için. Çalışabilir kadın nüfusumuzun sadece %30'u şu anda ekonominin içerisinde. Biz istiyoruz ki aslında e-ticaret kanalıyla, dijitalleşme kanalıyla açıkçası evlerinden bile çıkmadan üretebilen kadınları ekonominin bir parçası yapmak istiyoruz. Aslında en yukarıdaki en büyük hayalimiz, utkumuz da bu diyebilirim. Bütün dünyada ülkeler ve kuruluşlar bakımından en önemli başlıklardan biri Ar-Ge. Ar-Ge, araştırma, geliştirme. O büyük harflerle yazılan kavram hayatımızı çok değiştirme noktasında önem taşıyan bir kavram. Ve siz de Hepsi Burada'nın Ar-Ge yöneticisisiniz. Özellikle teknoloji şirketleri bakımından, teknoloji üreten kurumlar bakımından son derece önemli bir başlık. Hepsi Burada için de Ar-Ge'nin ne kadar önemi var? Biz 2017'de Ar-Ge merkezimizi kurduk ve şu anda 700'e yakın Ar-Ge'de teknik araştırmacı, mühendis ve teknikerimiz var. 700, çok ciddi. Bu rakam içeride o... Şaşırdım. Evet, 30'dan fazla devam eden projelerimiz var, akademik yayınlar, patentlerimiz var. Açık söylemek gerekirse özellikle pandemi sonrasında bizim açımızdan Ar-Ge 4.0'a gidiyor diyebiliriz. Son sürat devam ediyoruz. Ekibimiz giderek büyüyor ve çok güzel fırsatlar sunuyor bu e-ticaret sektörünün büyümesi Ar-Ge anlamında. Bu hemen hemen potansiyel gördüğümüz her alana girip bu alanda Ar-Ge faaliyetleri yürütmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Benim çok merak ettiğim kavramlardan, yeni yaklaşımlardan biri de Mimex. Bu mikro market deneyimi, mikro market experience dedikleri şey.
neye karşılık geliyor? Hayatımızı nasıl değiştirecek? Şöyle başlayabiliriz. Aslında Mimex yeni nesil bir perakendecilik yaklaşımı. Tamamen yapay zekayla, görüntü işleme teknolojileriyle çalışan ve aslında geleneksel mağazacılığın Ar-Ge ile ve yeni teknolojilerle harmanlanıp taze bir sunumu gibi. Şöyle düşünün, 30 ila 80 metrekarelik geleneksel bakkalları düşünün ama burada bir kasiyer yok, herhangi bir operasyonel eleman yok. Siz cep telefonunuzla bu bakkala giriyorsunuz. Cep telefonumla giriyor. Fiziksel olarak girmiyorum. Fiziksel olarak giriyorsunuz. Cep telefonunuzdan barkod okutarak fiziksel bir mağazaya giriyorsunuz. Bu mağazada istediğiniz ürünleri raflardan topluyorsunuz. Çıkışta da kapıyı açıp çıkış yapmanız ödemenin gerçekleşmesini sağlıyor. Hesabınızdan otomatik olarak ödeme alınıyor ve siz alışveriş sürecinizi tamamlamış oluyorsunuz. Yani geleneksel anlamda bir perakende deneyimi sunuyoruz. Ödeme sistemleri tamamen online ticarete benzer şekilde. Şöyle mi oluyor? Mesela İstanbul'un veya ülkemizin herhangi bir şehrinde, bir semtte böyle bir dükkan, böyle bir mağaza var. Ben fiziksel olarak o mağazaya gidiyorum. O mağazada daha çok teknoloji ürünleri mi satılıyor? Teknoloji ürünlerine mi erişiyor? Mesela bir kulaklık satın almak istiyorum diyelim. Böyle bir ürün var mı orada o mağazaya girdiğim zaman? Bunun farklı tematik versiyonları olacak ama biz ilk başta gıdayla başlamayı tercih ettik. Hatta burada o müjdeyi de vereyim. Bizim İstanbul'da Trump AVM'de bunun ilk pilot uygulamasını yapacağız. Şu an Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje bu. 3 tane İtalyan, 1 tane İspanyol ortağımız var. İlk pilotu İstanbul'da yapmayı uygun gördük. Hatta bugünlerde bu yapay zeka ile ilgili kalibrasyonları yapıyoruz görüntüyle işleme ile ilgili. İlk uygulaması için gıda veyahut da FMCG dediğimiz hızlı tüketilen paketli gıda. Deterjan, sadece gıda mı? Sadece gıda. Makarna gibi ufak tefek. Hazır tüketim ürünleri. Evet, evet. Hızlı tüketim ürünleriyle başlayacağız. Çok teşekkür ederim Fikret Bey. Alışkanlıklarımız değişmeye devam edecek gibi görünüyor. Bakalım yakında deneyimleyeceğiz bu mağazaları. Deneyimlediğimiz zaman da geri bildirimleri buradan tekrar aktarırız. Hepsi burada standında bulunuyorum ve burada Sayın Ender Özgün bizimle birlikte Pazarlama Grup Başkanı. Merhaba. Merhabalar Hakan Bey. Teşekkür ederiz standımızı ziyaret ettiğiniz. Çok teşekkür ederim. Genel olarak fuarla ilgili izlenimlerinizi önce sormak isterim. Siz nasıl buldunuz? Dikkatinizi çeken ne oldu? Siz teknolojinin içindesiniz ve önemli bir şirkette, önemli bir kurum konumda bulunuyorsunuz. Bu fuar özelinde baktığınız zaman ne dikkatinizi çekti? Teknoloji, verimlilik, üretkenlik bunlar hep iç içe geçmiş deyimler. Müşteri için, halk için, insanlar için yeni nesil teknoloji üretmek, yeni değerler üretmek artık çok daha hızlı, yeni nesil teknolojilerle de çok daha artan bir hızla gelmeye devam ediyor. Bugün de burada teknolojinin farklı farklı örneklerini görüyoruz. Bölgenin de en güçlü teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak yıllardır ticaretin dijitalleşmesine liderlik eden firma olarak hepsi burada olarak da biz de bu fuarda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Farklı farklı teknolojileri de burada hem ilgili ekosisteme hem paydaşlarımıza hem de bütün Ankara halkına göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de yaşarken önemli avantajlarımızdan biri çok dinamik bir toplum. Yaş ortalaması 30'lar civarında. Avrupa'nın en genç nüfuslarından birine sahip. Dolayısıyla bu yeniliklere, inovasyona ve teknolojiye de büyük bir ilgi olduğunu ortaya koyuyor. Siz de yani o deneyimi herhalde çok hissediyorsunuz değil mi? Daha çok insanlar olabildiğince tasarruf ederek yeni bir ürün satın almaya, kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bir bilgisayar, bir cep telefonu değil mi? Buna benzer eğilimler çok güçlü Türkiye'de. Çok haklısınız Hakan Bey. Yani Türkiye'nin genç, dinamik bir nüfusu var ve yenilik aslında bizim DNA'mızda, genlerimizde var. Tabii önemli olan bu yeniliği inovasyona döndürmek, kitlelere değer yaratmak. Bu da doğru mühendislikle, doğru ekosistemle, doğru altyapılarla mümkün. Ama bugünkü fuarda da böyle bir gezdiğimizde o dinamizmi görüyoruz. Yeniliğin ruhunda da bence bu var. Yapay zeka, akıllı teknolojiler ve inovasyon günümüzde hayatımızı nasıl değiştirmeye, dönüştürmeye başladı?
Yapay zeka aslında üretilen birçok teknolojinin merkezinde, altyapısında var diyebiliriz. Bunu birçok farklı uygulamada görüyoruz Hakan Bey. Görmesek bile arka planda çalıştığını biliyoruz aslında. Deneyimlediğiniz hayatınızda birçok teknolojinin, hani gördüğünüz birçok şeyin altında aslında yapay zeka var. Nedir? Size yapılan öneriler. İşte sizin en çok beğeneceğiniz ürünleri bulup size hızlı bir şekilde gösterme, sergileme. Dediğiniz gibi farklı farklı birçok kullanım alanı var. Görüntü işleme, otonom araçlar, algoritmalar, tahminleme metodolojileri. Önümüzdeki dönemde de müşteriye hizmet götürme, yeni nesil servisler üretmenin tamamen altyapısında bu altyapılar, yapay zeka altyapıları olmaya devam edecek. İzin verirseniz şeyden de bahsetmek lütfen isterim. Hani bu anlamda biz de TÜBİTAK'la bu sene bir proje başlattık. Türkiye'nin ilk yapay zeka yetkinlik merkezini oluşturduk. İlk defa değil mi bu? Evet, TÜBİTAK'la beraber bir işbirliği yaptık ve bu yetkinlik merkezinde de akademisyenler, iş dünyası, bütün paydaşları bir araya getirip Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyduğu teknolojilerin altında yatacak yapay zekaları kurgulamak, oluşturmak ve bu ekosistemi her geçen gün zenginleştirmek istiyoruz. Çalışmalarımız başladı. Şunu düşünüyoruz. 2025'te, 2030'da oluşacak teknolojilerin altında yatacak algoritmaların bugün o yetkinlik merkezinde ortaya çıkacağını ve ekosisteminde her gün zenginleşeceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teknolojiye ilgi duyan insanlar bakımından herhalde en büyük mutluluklardan biri ve ihtiyaçlardan biri bir akıllı telefona sahip olmak, diğeri de bir bilgisayara sahip olmaktır. Bu bilgisayar mümkünse iyi bir fiyata satılsın, mümkünse pil ömrü uzun olsun ve eğer imkan varsa data kapasitesi, işleme kapasitesi de iyi olsun. Böyle bir bilgisayar var mı? İyi fiyata alınabilir mi? Nasıl alınabilir? Bunları öğrenmek istiyorum. Ve bizi izleyen genç arkadaşlarımıza da bir fikir vermek istiyorum. Ankara'daki Teknoloji ve Verimlilik Fuarı'nda bu konuları en iyi bilen isimlerden biri Merve Hanım bizimle beraber. Merve Durak marka müdürü, hepsi burada da. Ve dünyanın da bu alandaki en büyük şirketlerinden biri olan Intel. Intel'in de Türkiye'de Orta Anadolu bölge sorumlusu Erdem Bey. Erdem Zararsız bizimle birlikte. Söylediğim gibi bir bilgisayar olabilir mi? Fiyatı iyi olsun, depolama kapasitesi iyi olsun, bataryası iyi dayansın ve ulaşılabilirlik, erişilebilirlik özellikleri olsun. Ne dersiniz? Hepsi mümkün. Mümkün mü? Türkiye'nin hepsi buradası olarak aslında. Bakıyorum. Evet, arkada da göreceğiniz gibi teknolojideki gücümüzü Intel'le de bir araya getirerek herkese her haneye uygun bilgisayar getiriyoruz tüm Türkiye için. Bilgisayar artık bir lüks değil, ihtiyaçtır vizyonuyla yola çıktık ve güzel bir projeye imza attık. Böyle ilk bilgisayarını alacaklar, ofiste bilgisayarını en yüksek kapasitede kullanacaklar, son teknoloji ürünü kullanmak isteyenler ve hepsi de en uygun fiyatlar, ekonomik fiyatlar ve uygun ödeme seçenekleriyle burada. En ucuz model için aşağı yukarı bir fiyat aralığı söyleyebilir misiniz? Şöyle. Bugünkü şartlarda. Fiyatlar tabii çok değişken. Aynen. Kur dolayısıyla özellikle bilgisayar sektörü birazcık değişken bir fiyatlandırmaya sahip. Ama şöyle söyleyebiliriz. Bizim portföyümüzdeki Casper Nirvana modeli aylık 269 TL'den burada da görebiliriz. Şu arkamdaki mi? Evet. Aylık 269 TL'den başlayan fiyatlarla 12 ay kredi kartına taksitle sunulmakta şu an. 12 ay kredi kartına ayda 200? Ayda 269 TL'lik bir fiyatta. Günlük 10 TL'nin altına bile düşüyor diyebiliriz. Diğer modelleri de soracağım. Intel tabii dünyada kendi alanında çok önemli dev kuruluşlardan biri. Sizin bu projeye katkınız nasıl? Daha çok hangi ürünlere son dönemde yoğunlaştı? Teknolojik dönüşüm de bir ciddi rekabet yarattığı için sektörlerde. Şöyle ki 11. nesil sonrası yeni nesil, 12. nesil işlemcilerimizle birlikte hem batarya ömrü, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi, hem batarya ömrü hem çekirdek teknolojilerinin yeni teknolojilere uygun hale getirilmesi ve yeni teknoloji ile farklı transistör teknolojilerini ortaya çıkarma noktasında, artı bu teknolojileri de çok daha uygun fiyatlarla son kullanıcıyla buluşturma noktasında biz de hepsi burada ile birlikte işbirliği içerisinde projeye dahil.
Teknoloji ve Verimlilik Fuarı bu yıl 4. kez düzenleniyor ve Ankara Bilim Üniversitesi bu fuarın bir anlamda ev sahibi ve öncüsü konumunda. Pek çok paydaşı var, bakanlıkların da ciddi bir katkısı var. Şu anda burada bulunduğumuz hepsi burada da ana sponsorlar arasında. Mütevelli Heyeti Başkanı Üniversitenin Sayın Kömürcü ile birlikteyiz. Merhaba, size hoş geldiniz. Fuarda da devam edecek. Artık geleneksel hale gelen bir fuardayız gördüğüm kadarıyla. Çok enerjik ve çok dinamik bir fuarla karşılaştım. İnsanların büyük ilgisi olduğunu gördüm. Bakanlıklar var, kurumlar var, kuruluşlar var. Her şeyden önemlisi gençler var. Çok sayıda kadın ziyaretçi olduğunu gördüm. Ondan da çok memnun oldum. Akademisyenler var. Sizin gözünüzden bir fuar düzenlemek çok zordur bu arada, onu da bilirim. Sizin gözünüzden bu fuar ve bu etkinliği dinlemek isteriz. Tabii önce teşekkür ediyorum. Siz de lütfettiniz, geldiniz bu fuara. Bu çok kıymetli bizim için. Bu röportajı da bu standta yapmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bizim sponsorumuz aynı zamanda. Var olsun hepsi burada diye söze başlayayım. Sponsorların destekleri önemli. Onlar olmasa bu tip etkinlikleri yapmak çok daha zor olur. Sponsorlar olmadığı takdirde aslında bir şey olmuyor. Ama biz hatta şöyle inanıyoruz. Yani bütün dünyada bu türden işler sponsorlar üzerinden gidiyor. Belli bir desteklerden ziyade. Amerika'da da öyle. Bütün çağdaş ülkelerde kurumların desteğiyle akademik çalışmalara da katkı vermiş oluyorlar. Kesinlikle akademik çalışmalar, kültürel çalışmalar, sanatsal faaliyetler ve bu türden etkinlikler sponsorlar var oldukça varlığını sürdürüyor ve sürdürülebilir oluyor. Bizim bu Verimlilik ve Teknoloji Fuarı bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Ve bu 3 yıl, 3.'yü düzenledik geçen yıl. Onun etkisi, onun güzelliği bu yıla da yansıdı. Artık bir marka haline geldi. Mutlu olduğumuz taraf bu. Artık ayakları yere basan bir fuar oldu. Tabii burada Ankara Bilim Üniversitesi bunun organizasyon anlamında ve altyapı desteği anlamında bu fuara ev sahipliği yapıyor. Ama bunun dışında bu fuarın var olmasındaki en büyük katkı işte bu etrafımızda gördüğümüz bu stand sahipleri, işte hepsi burada gibi önemli firmalar. Bunlar destek olmanın yanı sıra bu fuarın birkaç tane özelliği var. Bir, burada 107 tane firma var. Teknoloji üreten firmalar ve kullanan firmalar. Bir de startup dediğimiz firmalar var. Yeni iş hayatına başlamış, yeni girişimciler. Diye başlamış. Yani bu startup kavramını kavramsal olarak çok hoşlanmasam da tam olarak karşılığını henüz yerleştirmiş değiliz Türkçemize. Dolayısıyla bu fuarın en önemli özelliği startuplarla dev firmaların, dünya çapındaki firmaların yan yana olmaları ve işbirliği içerisinde girmeleri. Gerçekten artık hayatımıza girdiler dronlar, robotlar ve o kadar çok kolaylaştırmaya başladılar ki zaman kazandırıyorlar ve bizi birçok zahmetten kurtarıyorlar. Bu konuları da konuşmak istiyorum. Günlük hayata nasıl girdi diye siz bize hepsi burada tarafını anlatın lütfen. Gözde Hanım, Sayın Gözde Aydın. Deliveries'dan da bir ortak proje bu. Benim yanımda görmüş olduğunuz robot projesi. Berke Bey, Deliveries Artificial Intelligence şirketinden, Berke Bey de bu şirketi temsil ediyor. Ne yapıyorsunuz bu robotla? Aslında dağıtım yapıyoruz. Robotumuz her gün şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayaz Ağa kampüsünde bir fiil hepsi buradan alışveriş yapmış olan müşterilere paketlerini götürmekle yükümlü. Şu anda bir tane robot mu çalışıyor İTÜ kampüsünde? Evet doğru, şu anda bir tane robot çalışıyor. Şimdiye kadar da 1000'in üzerinde teslimat gerçekleştirdik. Hatta 1000. teslimatımızı da geçtiğimiz haftalarda Sanayi Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz projenin lansmanında Sayın Bakanımız Varank'a teslim ettik. Sayın Mustafa Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Evet, evet doğru. Plaketini robotumuzla teslim ettik ve 1000. teslimatta ona kısmet oldu. Dolayısıyla biz her gün Deliveries AI ekibiyle beraber İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayaz Ağa kampüsünde bizden sipariş vermiş olan müşterilere teslimatlarını robotumuzla yapmaya devam ediyoruz. Ne ölçekteki kargoları, paketleri teslim edebiliyor bu robot?
Aslında şöyle 15 kilograma kadar, boyutları da toplamda iki ayakkabı kutusu, biraz daha büyük hatta onlardan sığabilecek şekilde ürünler teslim ediliyor robotla. Bunlar cep telefonları olabilir, bilgisayarlar, kitap alışverişleriniz ya da bunun gibi bu ölçüde bütün alışverişleri aslında yükleyebilir durumdayız. Berke Bey'den de biraz teknik detaylarını alayım. Bu robot kaç kilogramdır, ne şekilde idare ediliyor, kamerası mı var, sensörü mü var, freni ne şekilde çalışıyor, enerjisini nereden alıyor gibi soruları da size sorayım. Tabii tersten başlayayım isterseniz. Öncelikle tamamen elektrikli bir araç. İçerisinde değiştirilebilir bir batarya sistemi bulunmakta ve %100 elektrik bir şekilde çalışıyor. Menzil ne kadar, kaç saat çalışıyor pil? Menzil şu şekilde bilgi vereyim. Yani teslimat üzerinden konuşmak daha doğru oluyor. Bir dolu pille 6-8 teslimat arasında bir teslimat gerçekleştiriyoruz. Pilimiz bittikten sonra yenisini takıp teslimatlara devam ediyoruz. Bu işlemi de yaklaşık 1 kilometrelik çap içerisinde gerçekleştiriyoruz. Kaç kilometre? 1 kilometrelik bir çap içerisinde. Bu da zaten bizim çözüm üretmek için çalıştığımız hani last mile delivery, yani son mil problemi üzerine bir çalışma yaptığımız için. O yüzden 1 kilometrelik çap diyebiliriz aşağı yukarı. Boş ağırlığı ne kadar? Boş ağırlığı 52 kilogram. Dolu toplamda taşıma kapasitesi 25 kilogram. Daha çok ağırlığı oluşturan pil mi oluyor? Evet, pil. Pil daha en ağır kısmımız pil diyeyim. Üretimi nerede bu robotun? Bunu biz İstanbul Ayazağa Kampüsü içerisinde, İTÜ'nün Ayazağa Kampüsü içerisinde yapıyoruz. İstanbul merkezli bir firmayız. Tamamen Türk mühendisler, orada 30 kişilik bir ekibiz. Orada geliştiriyoruz, orada üretiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde başlaması bir prototip proje, bir ilk adımı olması sebebiyle mi orada başlattınız? İstanbul'un diğer bölgelerinde, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de bu ve buna benzer robotlar teslimatlar yapmaya başlayacak mı ya da ne zaman başlayacak? Aslında şöyle, biz sessiz çok fazla denemeler yapıyoruz. Deliverzaya ekibiyle de Koç Üniversitesi'nin bir girişimci ve kurum işbirliği programında tanışmıştık ve fikir aşamasından itibaren beraber yürüttük ve sahaya birlikte indirdik. Dolayısıyla karşılıklı bir işbirliği projesiydi. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi'ni seçmemizin sebebi de birincisi Deliverz AI'ın merkezi orada. Yani aslında Teknopark içerisinde yer alan bir firma. İkincisi İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İçerideki teslimatları destekledi. Üçüncü sebebi de şuydu, hem içeride lojmanların olması hem akademisyenlerin orada yerleşik olarak yaşaması bizim açımızdan bolca müşteri demekti. Dolayısıyla kontrollü bir alan olmasını da dikkate alarak orayı seçtik. Şimdi bundan sonraki aşamada aslında İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde yine kontrollü alanlarda ya da büyük olarak adlandırabileceğimiz caddelerde bu hizmeti yaygınlaştırmak istiyoruz. Biz biraz emin olmak istedik her şeyi doğru yaptığımızdan. İnsanlara, hayvanlara, ağaçlara ya da işte herhangi bir şeye zarar vermemesi bizim için çok önemliydi. Artık bundan eminiz. Deliverzaya ekibine de çok güveniyoruz. Hepsi Jet'e de çok güveniyoruz tabii ki. Bundan sonraki ilk işimiz bunu yaygınlaştırmak olacak. Ek olarak şunu da söylemek isterim. Buna benzer başka robotlarla da, başka girişimlerle de aslında işbirliği içerisindeyiz. İç mekan teslimat robotları ya da hani daha farklı tipte dış mekanda gezen robotlar üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Bu fuar geleneksel hale geldiği için gelecek sene de yine Mayıs ayının ortalarında her şey yolunda giderse 2023 yılında da bu fuarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.